Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu vesselamu ala Resulillah. Değerli izleyiciler, bugün farklı bir konuyla karşınızdayız. Konu başlığımız Kur'an'ın tarihselliği iddiası ve miras örneği. Şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bekledikleri son nebi olduğunu kabul etmeyen Yahudi ve Hristiyanlar kurmuş oldukları İslam enstitüleriyle ya da daha doğrusu yani İslam'ı araştırmakla görevli enstitülerle Muhammed'in aslında Allah'ın nebisi olmadığını ama nebilik iddiasında bulunduğunu, bir kitap oluşturduğunu, onun da Allah'ın kitabı olmadığını, yani Tevrat ve İncil gibi olmadığını hep anlatıp dururlar. Bunların asıl temel iddiaları odur. Onun için İslam yerine Muhammedilik derler. De zeki bir insanmış, gelmiş, bir takım güzel şeyler söylemiş. Şimdi onların yetiştirdiği ve bize akademisyen olarak gönderdiği kişiler de bu kafayla yetişiyor. Ama bazıları bunu tabii kabul etmiyor. Kabul ederek İslam ülkelerine gelenler Muhammed Allah'ın elçisi değildir diyemiyorlar. Bunu derlerse ilahi fakültelerinde ya da işte İslami eğitimin verildiği yerlerde öğretim üyesi olamazlar. Mecburen Allah'ın elçisi diyorlar. Kur'an Allah'ın kitabı değildir de diyemiyorlar. Fakat öyle bir yapı oluşturuyorlar ki efendim o zamanmış diyerek Kur'an-ı Kerim'i tarihe gömüyorlar. İşte Hicri 7. asırda Mekke ve Medine'nin şartları altında ortaya çıkarılmış, o günün problemlerini çözen bir kitaptır. Muhammed de tabii ki Allah'ın elçisidir demek zorundalar İslam ülkesinde oldukları için. Melek vasıtasıyla vahiy aldığını kabul edemiyorlar. İşte yapmış olduğu gözlemler, edindiği bilgiler, temasa geçtiği kişilerden aldığı bilgilerle toplumun problemlerini çözmüş. Dolayısıyla onlardan kendi içinde oluşan şeye vahiy diyorlar. Böyle bir yapı var. Bu Fazlur Rahman bunun asıl şeyidir. Türkiye'deki en etkili kişisidir. Sonra Ankara Okulu diye bir oluşum oldu. Ankara İlahiyat Fakültesi'nde uzun süre bunu dile getirdiler. Şimdi oldukça yaygın ve Kur'an-ı Kerim'i devre dışı bırakma çalışmaları din adına yapılıyor. Yani öyle bir şey ki Kur'an'a hizmet adına Kur'an devre dışı bırakılıyor. Şimdi ve burada da bir takım örnekler veriyorlar. O verdikleri örneklerden bir tanesi de miras örneğidir. Mirasta işte kadın erkek ikili birliği miras alıyor. O zamanın şartlarına göre çok güzel bir gelişmeydi. Çünkü kadına hiç miras vermiyorlardı. Ama bugün günümüzün şartlarına göre bunların yenilenmesi lazım. Yani o zaman nasıl bir Muhammed çıktı, bir takım şeyler yaptıysa bugün de biz yapmalıyız. O günkü Muhammed'in görevini biz yapmalıyız. Ve burada dikkat ederseniz Allah-u Teala devre dışı
Cebrail aleyhisselam devre dışı, İslam devre dışı. Din, Auguste Comte'un anladığı bir yapı içerisinde toplumun ürettiği şey. Ondan dolayı işte sünnet toplumun ürettiği bilgilerdir, icma vardır falan gibi bir takım şeyler söylenip duruyor. Sözü fazla uzatmadan önce tarihselcilik nedir ne değildir kısaca onu Vedat'tan alalım. Ondan sonra da miras örneği üzerinden dersimizi devam ettiririz. Evet Vedat. Evet, hocalarımızın biraz sonra değineceği konuları iyi anlayabilmemiz için öncelikle tarihselciliğin ne olduğunu, ne tür iddialar ortaya attığını bilmemiz gerekiyor. Ben burada kısaca tarihselciliğin en temel iddialarını söyleyeceğim. Öncelikle bir sözlük anlamı olarak tarihselcilik, bir metni, normu ve eseri tam olarak ancak kendi tarihsel bağlamı içine oturtulmak suretiyle anlaşılabileceğini ve değerlendirilebileceğini savunan görüş ve yaklaşımı ifade eder. Dini ıstılahi bir anlam olarak tarihselcilik... Bunu istersen anlaşılır şekilde şöyle yapalım. Mesela diyelim ki Hicri 7. asırda Mekke'de, Medine'de doğup büyümüş bir ilim adamı düşünün. O bulunduğu çevresindeki ilmi seviyeyi ancak bize intikal ettirir. Evet. Dolayısıyla onu o kendi bölgesi içerisinde kendi dönemine göre değerlendirmek lazım. Evet. Dini ıslahi bir anlam olarak tarihselcilik, Kur'an'ın 7. yüzyıl Arap toplumuna hitaben Muhammed'e vahyedildiğini savunan görüştür. Buna göre Kur'an tüm insanlığa indirilmiş. Bir daha o cümleyi söyle. Kur'an 7. yüzyıl Arap toplumuna hitaben Muhammed'e vahyedildiğini savunan görüştür Kur'an'ın. Buna göre Kur'an tüm insanlığa indirilmiş evrensel yasaları taşıyan ilahi bir metin değil, 7. yüzyıl Arap toplumuna gelmiş ilahi bir hitaptır. Bu görüşe göre... Bu ilahi kelimesi nereden geliyor? İlahi kaynaklı olması hitabın. Tamam da ilahi kaynaklı olduğunu kim söylüyor ki? Allah'ın kendisi tarihle sınırlandırılamaz ki, onun sözünü tarihle sınırlandırasınız. Allah'ın kendisi, dolayısıyla onun arka planında... Nasıl hocam, ilahi de mesela bu sefer Müslümanım diyemeyecekler. Arka planında şey var, başka bir şey var. Yani o ilahi kitapta, ilahi kitap diyorlar aslında değil. Yani İlahi kitap diyorlar hocam. Kitap, öyle diyorlar. Kitap İddia yoksa. Hitap. Ha hitap mı? Evet. Ha ben onu kitap diye anladım onun için. Ha hitap, tamam. Bu görüşe göre tamam. Kur'an sadece o toplumun ahlak, inanç ve hukuk sorunlarını ele alır ve ona göre çözümler sunar. Tarihselci düşünceye göre Kur'an bir metin değil, şifai bir hitaptır. İlahi vahiy Muhammed'in dilinde şifai olarak hayat bulmuştur. İlahi vahiy Muhammed'in dilinde. Şifai olarak hayat bulmuştur hocam. Ne demek? İlahi vahiy ne demek burada? Yani Cenab-ı Hak onun içine bir şeyler doğurmuş. Onu ifade yani etmiş. Benim içime şunlar geldi de diyelim. Yoksa bir melek falan yok. Bir düşünür gibi. Yani. Düşünür toplumun aynen. Sorunlarına çözümler vermiş. Yoksa ona vahiy demek zorundalar çünkü aksi takdirde Müslümanlara bir şey söyleyemezler. Evet. Bu bağlamda Kur'an sistematik okumalara, icaza, literal çıkarımlara konu olabilecek bir metin değildir. Bir daha. Bu bağlamda Kur'an sistematik okumalara. Sistematik okuma yani bizim bu yaptığımız gibi. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah diyor ya bir açıklama ilmi. İşte Fatih Hoca ile Erdem Bey her pazartesi Hilal TV ekranlarında anlatıyorlar ya o şeyi. Kur'an'ı açıklama ilmini artık bundan sonra usul demeyeceğiz. İlim, Allah ilim diyorsa biz de ilim diyeceğiz. Kur'an'ı açıklama ilmini. Böyle bir şey yok diyor. Ya ben burada şuradan şu ayet al, buradan bu ayet al. Bunları birleştir. Bir sonuca böyle bir şey olmaz diyor. Bu birinci konsept dedi. İkinci? İcaza. İcaz. Bu efendim yok mucizeymiş de. İnsanlar bunu yazamazlarmış da. Böyle bir şey yok. Evet. Ve literal çıkarımlara konu olabilecek bir metin değildir. Literal çıkarım ne demek? Yani mesela burada Allah-u Teala böyle bir kelime kullanmış. Demek ki aslında Allah böyle bir şey söylemek istiyor. Yani metin üzerinden bir takım çıkarımlarda bulunmak. Şimdi sonuçta Kur'an Allah'ın kitabı mı? Muhammed'in o zaman yazdığı bir kitap. Haşa.
Evet. Kur'an'ı bir metin olarak görmek, ondaki pek çok çelişkiyi, gereksiz tekrarları ve gramer hatalarını anlamayı imkansız kılar. Kur'an'da çelişki varmış. Allahü Teala ne diyor? Estağfirullah. لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Eğer Allah'tan başkasının, başkasından olsaydı çok büyük çelişkiler bulurlardı. E tabi siz o Kur'an'ın kendi metodunu ortaya koymazsanız, kelimelerin anlamını da değiştirirseniz tarih içerisinde çelişki varmış gibi gözükür. Evet. Hocam, bu Kur'an'ın bir metin olarak okunması durumunda çelişkiler yumağı olduğuna dair bir alıntı var. İsterseniz okuyayım bunu. Kimdi o? Yani bu İskoç asıllı bir Hristiyan'ın Kur'an'ı eğer bir metin muamelesi görür yaparsanız Kur'an şöyle bir kitaptır diye bir ifadesi var. Oku. Müellif de buna katılarak diyor ki eğer hakikaten şu an elimizdeki Kur'an'ı bir metin olarak görürsek bu adamın söylediği her şeyin altına imza atmamız gerekir diyor. Kitabın adını basıldığı. Bu Kur'an kıssalarının mahiyeti Mustafa Öztürk Kuramer tarafından basılan kitaptan Kuramer, okuyorum. Yani, Kur'an Araştırmaları Merkezi. Bak kelimeye dikkat edin. Bu alıntıyı oradan okuyorum. Merkezi. Evet. Şimdi bu İskoç asıllı Hristiyan Kur'an için şu ifadeleri kullanıyor. Diyor ki, şunu söylemeliyim ki Kur'an bugüne kadar okumakta en çok zorlandığım, okurken yorulup usandığım bir kitaptır. Bezdirici bir intizamsızlık, karma karışıklık, hamlık, bitmez tükenmez tekrar, laf kalabalığı, dolambaçlılık, kısacası son derece ham, yavan ve kahrı çekilmez bir saçmalık. Bir batılı insan tıpkı devlet arşivlerindeki okunması güç evrak yığınlarında olduğu gibi Kur'an metnini de ancak vazife hissinin baskısı altında okuyup bitirmeyi başarabilir. Bütün bunlara rağmen Kur'an'ın nasıl olup da semada yazılmış bir kitap olarak kabul edildiğini anlamak güçtür. Kur'an'a iyi yazılmış bir kitap diyebilmek şöyle dursun, herhangi bir kitap diyebilmek dahi meseledir. Kaldı ki o daha ziyade teganni ile okunan manzum metinlere benzer niteliktedir. Sonuçta Kur'an ancak kötü bir yazılı metin olarak nitelendirilebilir. Kur'an sürekli olarak Muhammed'in çağındaki Arapların hafızasında mevcut olan geçmiş peygamberlere ait kıssaları aktarır. İbrahim, Hud, Musa, İsa ve diğer gerçek veya efsanevi peygamberlerin birbiri ardınca şu veya bu kavme gelip günahlarından ötürü onları nasıl uyardıklarını defalarca anlatır ve can sıkıcı bu tekrarlardan bıkıp usanmaz. Şimdi müellif diyor ki bu alıntıyı yaptıktan sonra şayet Kur'an'a... Müellif dediğiniz Mustafa Öztürk. Evet. Ve enteresan, bakın halk bunu Kur'ancı olarak düşünüyor. Yani Kur'an'dan yanaymış diye mi de düşünüyor. Ve bu şeyin Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin tefsir hocasıdır. Ve bir de meali vardır. Şimdi onun, o bu görüşe katılarak ne diyor? Yani eğer Kur'an'ı hakikaten bir metin olarak görür, ondan biraz önce sözü edildiği şekliyle lafızlar üzerinden bir anlam çıkarma, bir üretim faaliyetine girersek bu adamların söylediği şeylerin altına imza atmamız gerekir diyerek sen bu alıntıyı kendi ifadelerini oku da. Yazılı bir metin olarak algılandığı ve bu algıyla okunduğu takdirde Kur'an'da tekrar bulunduğunu kabullenmek, hatta bunun bir kusur olduğunu kabullenmek mümkündür dedikten sonra bu şeyi yapıyor alıntıyı. Alıntıdan sonra bir değerlendirmesi var mı? Ondan sonra işte daha geniş açıklamalar yapıyor bu defa. Tamam. Evet. Yani bu savunmuyor değil mi buna karşılık? Yok, bu adam yanlış söylemiştir demiyor. Tabii yani metin olarak kabul edersek bu adamın söylediği şeyler doğru. Onların altını imza atıyor. Evet. İşte buyurun yani resmi görün. Evet. Tarihselci düşünceye göre Kur'an'daki kıssaların tarihsel bir gerçekliği yoktur. Bu kıssalar bak, mesajın... Bir daha söyle. Kur'an'daki kıssaların tarihsel bir gerçekliği yoktur. Yani İbrahim Aleyhisselam'la ilgili, Adem Aleyhisselam'la ilgili, Muhammed Musa Aleyhisselam... Böyle bir şey olmamıştır yani. Böyle bir olay yok. Bu kıssalar... Bunlar bu hikaye zihnen de uydurdukları hikayeler. Evet hocam. Bu kıssaların mesajın muhataplarca sağlıklı bir şekilde benimsenebilmesi için kullanılan araçlardır. Yani o insanları şey yapabilmek için, etkileyebilmek için oluşturulmuş şeyler. Evet. Bu düşünceye göre Kur'an'ın ahiretle ilgili anlatımları Arap toplumunun zevklerine ve zihin yapısına hitap etmektedir. Örneğin
Kur'an'ın cennette gılman vaat etmesi Arap toplumunda oğlancılığın yaygın olmasından dolayı. Abi şu gılmanın oğlancılıkla uzaktan yakından ilişkisi. Oradaki Batılıların garson dediği, yani bir Türkçe'de de deniyor. Yani hizmet edenler, hizmet eden erkekler. Haşa burada oğlancılık. Ne alakası varsa Kur'an neresinde bulabiliyorlarmış onu. Evet. Yine bu düşünceye göre Kur'an'da mucizeler kabul edilmez ve cin ve ruh gibi kavramlarda kabul edilmez. Yani ontolojik bir varlık olarak bunlar kabul edilmez. Yani. Mucizeler kabul edilmez ne demek? Yani mesela örneğin mucizenin varlığı kabul edilmez. Mucize diye anlatılan şeyler böyle bir şey yoktur. Hepsi açıklanabilir kolay şeyler. Bunda böyle bir şey yok yani. Denizin ikiye ayrılması gel git olayı denk gelmiştir. Ama gelmiş yani. Gitmemiş. Ya aslında öyle de demiyorlar. Evet. Şöyle diyorlar hocam. Mesela Musa Aleyhisselam'ın asasını yere atıp yılan olması gibi bu tarz anlatımlar. Aslında bu tarz bir şey yaşanmadı ama Kur'an bunun yaşanmışlığı yaşanmamışlığı üzerinde tartışmaya girmek istemediği için Allah hadi yaşanmış kabul edelim gibi bunu aktarmıştır. Allah aktarmış. Evet. Haşa. Çünkü Kur'an tevhid mesajını öne aldığı için bu tarz gereksiz tartışmalara girmek istemediğinden sanki bunlar yaşanmış gibi aktarmıştır diyorlar. İşte şimdi görüyor musunuz bakın. Bunda da var mı aynı şeyler? Yani çok daha detaylı bir şekilde var. Evet, daha evet. Bu kıssaların aslında bir kurgu olduğu. Evet, kurgu. Bakın. Burada da. Bunu ilahiyat hocası yapıyor. Kur'an araştırma merkezi de bastırıyor. Kur'an'a büyük hizmet yapıyorlar. Evet. Tüm bu sebeplerden ötürü Kur'an bugün herhangi bir meselenin çözümünde referans kaynağı olamaz. Böyle bir yaklaşım Tanrı'nın imajını yerle bir etmek anlamına gelir. Çünkü bugün Tanrı insanlarla konuşacak olsa çok daha farklı şeyler söylerdi. Ya. Yani bu kitabı Allah'a mal etmek ne olmuş oluyor? Allah iftira oluyor değil mi? Evet. Şimdi anlaşıldı mı? Yani aslında Kur'an Allah'ın kitabı değildir diyememenin sıkıntısıyla evirip çevirip bir takım şeyler şey yapıyorlar. Böyle bir yapı içerisindeyiz. Ama bu yeni değil. Emevilerden beri bu böyle. Şu anda hiç olmazsa dürüstçe bu söyleniyor. O zaman biz Kur'an'a uyuyoruz diyerek uymuyorlardı. İşte Kur'an birinci kaynaktır diyerek onu kaynak olarak uygulamıyorlardı. Dolayısıyla biliyorsunuz bizim bu Kitap ve Hikmet dergimizin şurada da resmi olan son sayısında paralel din, aslında hepsi paralel diye bir başlık atmıştık. Yani şu ana kadar oluşturulan her şey maalesef öyle bir paralel yapı. Yani hatta Allah'ın hakkı dini, üstte de sanki Allah'ın diniymiş gibi ortaya çıkarılan bir yapı var. Şimdi biliyorsunuz bu son bir haftadır, belki bir haftadan biraz daha fazla. İşte çocukların cinsel istismarı diye bir şey tartışıldı Türkiye'de. Bu bir siyasi tartışma niteliği şey yapıyor. Halbuki bu konu siyasi değil, dini bir olaydır. Mesela Güneydoğu'da töre cinayeti derler. Töre cinayeti değil, din cinayeti işlenir. Adına töre cinayeti derler. Çünkü Şii Sünni ne kadar mezhep varsa Kur'an'ın çok açık ayetlerine rağmen, Resulullah'ın çok açık hadislerine rağmen evlenme yaşı diye bir yaş kabul etmezler. Sıfır yaşından itibaren çocukların evlendirileceğini ifade ederler. Hatta böyle cımbızlamasını aldıkları iki tane kelimeye, o kelimelere de yanlış anlam vererek, onlara da yanlış anlam vererek çocuklarla gerdeğe girilmesine bile fetva verirler. Kim? Mezheplerin %100'ü. %100'ü. Peki, tarihselcilikten farkları ne?
Var mı farkları? Ama onlar bunu biz tarihselciyiz diyerek yapmıyorlar. Kur'an'a saygıları var. Karşısında gece sabaha kadar ayakta beklemeyi bir şey zanneden bir şey. Saygı. Kur'an uyulmak için gelmiştir. Karşısında ayakta durmak için değil. Şimdi fakat mesela enteresan bir şey. Asıl çözülmesi gereken insanlara Kur'an'ın, çünkü bu insanlar, bu Müslümanlar, Şii olsun, Sünni olsun, bütün mezheplere mensup olan insanlar, sokaktaki vatandaş, Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunda şüphe etmez. İnanır ve güvenir. Bu insanlara bizim, işte beyler Allah'ın ayeti, işte Resulullah'ın uygulaması, işte sizin mezheplerin görüşü diye doğruları anlatma mecburiyetimiz var. Biz anlatıyoruz. Allah'a hamdolsun. İşte bak bu ekrandan anlatıyoruz. Şeylerden, internet üzerinden sitelerimiz vasıtasıyla anlatıyoruz ama dine hizmet ettiğini söyleyenler bütün bunlara kulaklarını tıkıyorlar. Adeta kurşun döküyorlar kulaklarına ki en küçük ses gelmez. IŞİD'e karşı çıktılar. Ezidi kadınları alıp şey yaptı onlar. Cariye olarak sattılar, pazarda sattılar falan. Onu da bütün delilleriyle kölelik ve cariyeliğin olmadığını o tarihte yani şeyde Emevilerden beri ilk defa koymak nasip oldu ama kulaklarına bu defa daha fazla kurşun doldurarak duymamaya çalışıyorlar. Ben de bunu gayet normal kabul ediyorum. Musa aleyhisselam o kadar mucizeleri gösterdi de görmediler. Bizi mi görecektir? Onu görmeyen Firavun neden dolayı görmedi? Çok kesin olarak biliyordu ki bu Allah'ın emridir. Musa ve Harun aleyhisselam Allah'ın elçisidir. Gelenler Allah'ın ayetleridir. Ama Neml suresinin 14. ayetine göre sadece otoritesini kaybetmemek için böyle yaptı. Tamam ama dediğiniz zaman orada İslam kalmaz. Evet. Şimdi dolayısıyla peki bu şimdi az önce şey yaptın ya. Hocam isterseniz önce şey yapalım. Ne farkı var bunların tarihselcilerden? Bizim geleneksel İslam anlayışının. Fazlurrahman'dan bir yer okuyacak. Kendi kitabını göster istersen. Fazlurrahman'ın ana konularıyla Kur'an isimli eseri. Bu da Ankara Okulu Yayınları'ndan çıktı. Hı hı. Burada Garenik hadisesi var biliyorsunuz hocam. Buraya çok ilginç bir yaklaşımda bulunuyor Garenik hadisesi. Garenik hadisesini ben biliyorum ama vatandaş bilmiyor. Önce onu bir anlat da. Garenik hadisesi Allah Resulü'nün bu Habeşistan'a göç sırasında Mekkelilerle yaşadığı bir tartışmada Necm suresinden bir ayeti okurken o ayete bir ekleme yaptığına dair bir iddia. Orada şimdi şöyle bir iddia buluyor, söylüyorlar. Melekler Lat, Uzza ve Menat putları için Allah Resulü sözde ayete şöyle bir ekleme yapmış. Bunlar yüce kuğulardır ve onların şefaatleri elbette umulur. Yani o putların şefaatleri umulur demiş Allah Resulü. Yani tilkel garaniqul ula ve enne şefaatuhun ve inne şefaatuhun le turca. Böyle bir iddia şey yaparlar, evet. Anlatırlar. Yani bunlar çok yüce kuğulardır. Lat, Uzza, Menat. Bunların şefaatleri umulur. Zaten Mekkelilerin dediği de o. Ahirette bizi Allah'ın cezasından kurtaracak. Böyle güya Resulullah yani bir ayet olmuş da Resulullah da bunu haşa söylemiş de ondan sonra peygamberin uzlaşma konusundaki endişeleri, korkuları ve hatta uzlaşma için gösterebileceği tavırları 22 Haç suresinin 22. ayetinde açıkça belirtildiği gibi neshedilmiş yani iptal edilmiştir. Yani Allah Resulü bir dönem uzlaşma çabalarına girmiş. Daha sonra Haç suresinin 22. ayetiyle bu neshedilmiştir bu çaba.
o ne? O nesihe. Feyensehullah ma yurkışı. Şeytanın attığını Allah evet. giderir. Ha? Şimdi hocam yani nesih kavramı çok enteresan. O zaman vahiy de karma karışık oldu. Evet. Şimdi vahiy ne oldu? Şeytanın Resulullah'ın içine attığı vesvese oldu. Haşa. Feyensehullah neydi? Ve ma erselna min gablike min rasulin ve la nebiyyin illa iza temenne elka şeytanı fi umniyetihi. Yani senden önce bir nebi veya da rasul göndermedik ki bir şeyi temenni ettiği zaman şeytan onun temennisinin içerisine bir şey vesvese sokmasın. Feyensehullahu ma yurkü şeytan. Allah şeytanın giderdiğini nesk eder, giderir. Yani yaptığı vesveseyi giderir. Sümme yuhkimullahu ayati. Sonra ayetlerini sağlamlaştırır. Şimdi burada az önce işte yapılan o iftiranın Arapçasını söyledim size. Efendim orada ne diyor? Bu ayet değil mi? Ayet gelmiş diyor. Evet, bununla birlikte nesedilmiş diyor. Ayet gelmiş diyor. Bu ayet kimin şey yaptığı, Resulullah'ın içine attı? Şeytanı değil mi? Görüyor musunuz? Şeytanın vesvesesi ayet oluyor. Hocam şimdi zaten devamında bunu açıklıyor. Bu açıdan. Ya bu Ankara İlahiyat Fakültesi'nin Kur'an okulu diye açtığı ve onun baş öğretmenidir bu Fazlur Rahman. Yani şimdi bu insanların Süleymaniye Vakfı'nı etkisizleştirmeleri yerden göğe kadar haklı değil mi? Herkes elinden geldiği kadar burayı susturmanın gayreti içerisinde. Ama Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla hamdolsun yürüyoruz, evet. Bu açıdan şu meşhur hikaye tamamen anlaşılabilir mahiyettedir. Necm suresi 19 ve 20. ayetlerinde müşriklerin putlarından bahsettikten sonra gördünüz mü Olat ve Uzza'yı ve üçüncüleri olan öteki put Menat'ı? Peygamberimiz onlar hakkında bunlar yüce kuğulardır ve onların şefaatleri elbette umulur ifadesini kullanmıştır. Niye peygamberimiz diyor orada? Şeytanın içine attığına ayet diyen kişiye nasıl peygamber diyor o şahıs? Ama demek zorunda, yoksa kimse dinlemez onu. Evet. Bunun nedeni ise yine Necm suresinin 21 ve 23 ayetlerindeki ifadeleri ilga etmektir. Zira bu olay zaten Müslümanların güç şartlar altında ve işkence edildikleri günlerde ve birçok kimsenin yapılan zorlamalarla Habeşistan'a göç etmek zorunda kaldığı günlerde vuku bulmuştur. Bazı ayetlerin diğer bazı ayetlerle değiştirildiğine Kur'an açıkça işaret etmektedir. Biz daha iyisini ve benzerini getirmedikçe bir ayetin hükmünü neshetmeyiz veya onu unutturmayız. Allah, şimdi yani şeytanın attığı vesvese ayet oluyor değil mi? Evet, yani o tabii Allah Resulü'nün... Yani bu kadarını da şu ana kadar şey yapmamış. Onu nese bağlıyor hocam ve nesih olayını şöyle yorumluyor. Kur'an açısından bir insan olarak peygamberin her zaman tutarlı olması ne garip bir şeydir, ne uyumsuzluk arz eden bir şeydir, ne de ayıptır. O ancak bir insan olarak insanlığa örnek olabilir diyor. Yani buradaki olay Allah Resulü'nün insanlığından, beşerliğinden kaynaklanan bir şeydir. Yani bu aslında ayet falan değil, onun sözü. Ama ayet demek zorunda kalıyor. Ama bu olayı nese bağlıyor hocam, o da çok enteresan. Yani o da nese bağlıyor. Peki o nesih ne? Yani zihinlerinin ne kadar darmadağınık olduğunu görüyor musunuz? Ve bu oluyor bir ilim. Ankara İlahiyat Fakültesi yıllarca bunu sanki bir şeymiş gibi Kur'an okulu diye, ne Ankara okulu, Ankara okulu diye şey yaptılar. Yıllarca uğraştılar. Yok, onlardan bir tanesi diyor ki oturup Allah gibi bir tane kitap yazmak lazım diyor. Otur da yaz hadi bakalım. Otur yaz. Üzünce niye bugüne kadar şey yapma, bir paragraf yazamadın madem öyle? Evet. Tamam mı? Hocam bir de sizin az evvel söylediğiniz gibi bütün bu şeyler, bizim eleştirdiğimiz noktaları tarihselcilik de Kur'an'a mal ediyor zaten. Yani küçüklerin evlendirilmesi Kur'an'da vardır diyorlar, mutan hikaye Kur'an'da vardır diyorlar, cariyelerle ilişki Kur'an'da vardır diyorlar, mürtet ve kafirin öldürülmesi, bunların hepsi Kur'an'da vardır diyorlar. Hatta bir tarihselci bir arkadaşımla konuştum da bana dedi ki eğer sen Kur'an'a göre yaşayalım diyorsan, Kur'an Müslümanlığı diyorsan senin IŞİD'e katılman lazım. Çünkü bugün IŞİD'den daha iyi Kur'an'ı uygulayan kimse yok dünyada diyorlar. Yani böyle bir kafa var hocam. Evet, kafa bu. Gerçekten eskiden bana da bir kere birisi söylemeye çalıştı da başaramadı tabii.
öyle şey yapına perde arkasından konuşurlar. Yüzümüze gelip konuşamazlar çünkü söyleyecek sözleri yok. Ellerinde avuçlarında hiçbir şey yok. Laf kalabalığından başka bir şey değil. Bunlardan birisiyle oturduk, konuştuk uzun uzun. Yarım saatten fazla konuşuyor. İşte Batı'da yetişmiş gelmiş. Ya bir tane örnek ver de ne dediğini anlayayım. Ne dediğini pek anlayamıyorum dedi. Örnek yok. Peki çözdüğünüz bir problem var mı? Yok, ben problem çözmek istiyorum. Daha ne konuşup duruyorsun ya? Ve bu oluyor ilim. Ve bu insanların mesela bunlardan bir tane, bunlar çok çabucak yükseltiliyor, etkili noktalara getiriliyorlar. Şimdi bugün bir arkadaş söyledi. Sen mi söyledin yoksa başkası? Yok, sen değil, başkası galiba. Televizyondaki konuşmacılardan meşhur bir tanesi demiş ki, işte Kur'an Müslümanlığı FETÖ'cülükten başka bir şey değildir falan. Sen mi dedin? Ha, tamam sen söyle. FETÖ'cülük, Kur'an Müslümanlığı falan. FETÖ de Kur'an Müslümanlığı sapıklığı diyor üstelik. Yani şu, şimdi görüyor musunuz? Dini öğrensinler diye öğrencileri kimlere teslim ediyoruz? Ve bizim de etkimizin mümkün olduğu kadar azalması için de elden gelen ne varsa yapılıyor. Bunlar her yerde. Baş tacı televizyonlarda şurada burada istedikleri gibi konuşurlar. Ama burada yapılanların kimsenin duymaması için ellerinden gelen her şey yapılır. Evet. Şimdi Vedat bu meselenin altyapısını oluşturdu, en azından hatırlattı. Yani böyle bir damar var. Bugün oldukça revaçta olan tarihselcilik diye bir şey var. Ve bu bugün Kur'an'a bakış açısında temel bir ilke olarak kabul ediliyor. Şimdi şu ana kadar anlatılanlar esasında bir şey, teorisi. Peki bu düşüncedeki insanların bir adım sonraları nedir? Böyle düşünüyor. Kur'an hakkındaki düşüncesi bu. Peki pratikteki değeri nedir bu düşüncenin dersek, işte asıl bizi belki ilgilendiren şey o. Biz inşallah bir seri halinde bu iddiaları gündeme getireceğiz. Bugün onun ilki olarak miras hukuku. Yani bu insanlar şunu diyorlar, elimizdeki ilahi kitap dediğiniz şey 1400 yıl önce belli bir coğrafyaya, belli bir eğitim, kültür, ekonomik, sosyal seviyesi olan insanlara indirildi. Onların problemlerini çözdü. Dolayısıyla siz oradaki uygulamaları, çözümleri, hükümleri bugüne taşırsanız esasında Allah'ın rızasına ve muradına da uygun bir iş yapmamış olursunuz deniliyor. İşte bunlardan birisi miras hukukuna dair mesele. İndirildi derken neyi kastettikleri de zaten orada ortaya çıktı. Evet. Yani ne indirilmesi? Şimdi hepimizin malumu, burada defalarca şu veya bu şekilde gündeme getirildi, yazıldı, çizildi. Kur'an-ı Kerim'de detaylı bir şekilde ve kıyamete kadar geçerli olacak miras hükümleri var. Ve bunlardan en çok gündeme getirilen ve sürekli güncelliğini koruyan konu kadın ve erkek arasındaki ikili birli taksim. Yani işte ölen bir kişinin erkek ve kız çocukları olduğunda erkeğin iki hisse, kadının bir hisse alması, ikili birli şeklindeki bir hüküm. Şimdi diyorlar ki bu tarihselci yaklaşımı benimseyenler, önce şöyle bir zemin oluşturuyorlar. Kur'an'ın indiği coğrafyada kadının hiçbir hakkı, hukuku yoktu. Bütün mahrumiyetlerle muhataptı. Zaten kocası tarafından sürekli baskı altında tutulan, zulme uğrayan ve kocası ya da işte ne bileyim babası öldüğünde kendisine mirastan hiçbir hak verilmeyen toplumun bireyleriydi kadınlar. Peki Kur'an-ı Kerim inerken bunları görmeyecek miydi? Tabii ki görecekti. Görmezden gelemezdi. Ve esasında o dönem için çok radikal ve köklü bir adım attı. Ve dedi ki
Siz kadınlara mirastan hiç pay vermiyorsunuz. Bari gelin bir orta yol bulalım. En azından şimdilik erkeğin payının yarısını da onlara verin diyerek esasında o toplum için büyük bir adım atmış oldu. Yani şey bu, Kur'an'daki ikili birli taksime bakış açısı bu. Dolayısıyla peki bunu yaparken Kur'an-ı Kerim neleri dikkate aldı? Şunu dikkate aldı. Kadının o toplumda ekonomik açıdan, sosyal açıdan fazla bir etkinliği yoktu. Aileye bir getirisi yoktu, katma değeri yoktu. Dolayısıyla ama tamamen mahrum bırakmak da çok hakkaniyete uygun değildi. Tüm bu şeyleri, parametreleri bir araya getirerek dedi ki kadınlara erkek gibi tabii ki vermek şu an için doğru olmaz. Yarısını verin, onları da sevindirin diyerek bir adım atmış oldu. Şey bu. O zaman Kur'an atmadı bu adımı, Muhammed attı da mecburen Kur'an diyorlar. Yani. Evet. Peki bugüne gelirsek, Kur'an-ı Kerim'de ayrıntılı bir şekilde anlatılan bu hükümler bugünün insanı için ne anlam ifade eder denilirse, diyorlar ki aradan 1400 yıl geçti. İnsanlık şu veya bu şekilde bir tekamül geçirdi, ilerleme geçirdi, gelişti ve kadının toplumdaki statüsü değişti. Kadın gelir gider dengesi içerisinde artık bir etken rol oynamaya başladı. Ve bu Kur'an'ın ikili birli taksimi bugün için hakka, adalete, sosyal değişim ve gelişim ilkelerine uygun bir yaklaşım tarzı olmaz. Nitekim zaten olmadığı için de bugün fıtratlarını konuşturan kadınlar buna karşı çıkmaktalar. Ve demektedirler ki burada bir yanlış var. Ve evet, mesela işte Fazlur Rahman biraz önce... İstersen Fatih önce şey yapalım bak. Bu iddialarının bir tarihi arka planıyla bir karşılaştırma yapalım. Resulullah'ın ilk eşinin adı neydi? Hatice. Hatice validemiz. O duldu değil mi? Dul bir hanımda evlendi yani. Neydi o? Zengin bir kadın değil miydi? Evet. Peki madem buna babasından miras kalmadı, o parayı nereden buldu? Madem kocası ona hiçbir şey vermedi, nasıl zengin oldu? Madem bu kadınlar şeyde, o toplumda hiçbir sosyal ve ekonomik etkinlik gösteremiyorlar, onu nasıl tüccar yaptılar? Değil mi? Evet. Nasıl? Var mı bunun şeyi? Yani bu gerçekten böyle bir cahiliye toplumu oluşturulur ki ne kadar yanlış ararsanız orada, ne kadar kötülük ararsanız orada. Halbuki öyle değil ki, Allah onları Kureyş suresiyle, onların adına özel bir sure indirilmiş, Kureyş suresiyle onların ne kadar saygın bir konumda olduğunu anlatmış. Peki onun dışında bir şey söyleyeyim ben sana. Çağımızda kadın çok saygın dedi değil mi? Değil mi? Peki bugün dünyanın en ileri devleti hangisi? Amerika. Amerika değil mi? Peki Amerika'nın başkenti nere? Washington değil mi? Bak, Washington'dan bir hanım doktora yapmak üzere bize gelmişti. İstanbul Müftülüğü'ndeyken. Yani oradaki arşivde, şeriyetçiler arşivinde kız yani şey, evli falan değil. Geldi orada. 2 sene kadar kaldı. Geldiği zaman Türkçe tek kelime bilmiyordu. Arşivde, Osmanlı arşivinin o kadar güzel yanı vardı ki, araştırma yapmak çok kolaydır. Çünkü o kavramlar asırlar boyunca hiç değiştirilmemiştir. Belge şekli değiştirilmemiştir, türü değiştirilmemiştir. Çok kolaydır. Ona bu şeyi öğrettik. Sonra Türkçeyi öğrendi. 2 yıl kadar geçti, baktım ki çok üzgün. Niye üzülüyorsun dedim, hayırdır? İznim bitti dedi. Washington'a geri dönmem lazım. Dedim, yani bundan dolayı sevinmen gerekir, bir üzülmeni beklemeyiz ki. Senin orada annen baban yok mu, var? Arkadaşların, akraban, eşin, dostun, hepsi var. Sen doğup büyüdüğün yer değil mi orası? Evet. Niye üzülüyorsun?
Aynen sözleri şöyle ona. Ben insan olduğumu burada öğrendim dedi. İnsan olduğumu burada öğrendim dedi. Bak dedi, ben 2 senedir buradayım. Sizin hiçbiriniz benim dişiliğimle uğraşmadınız. Hiç aklınıza bile gelmedi. Hep kişiliğimle uğraştınız. Bana insan gibi değer verdiniz. Sanki sizin kız kardeşinizim, sanki sizin en yakın akrabanızım gibi davrandınız. Hep sizden ilgi gördüm, sıcaklık gördüm. Benden hiçbir şey beklemeden bana her türlü yardım ve destekte bulundunuz. Tabii maddi olarak maddi ihtiyacı yok da, yani diğer konularda. Ben dedi böyle bir şey hiç görmedim ki şimdiye kadar. Şimdi hadi buyurun. Buyurun hadi. O algı yönetimiyle insanları aldatmaları başka bir şey. Gerçekler başka bir şeydir. Evet. Evet, mesela bunu dillendirenlerin başında bu sözünü ettiğimiz durumu biraz önce Vedat Hoca'nın atıfta bulunduğu Fazlur Rahman bunu kitabında bizzat söylüyor. Ve hangi kitap kitabı? İslami Yenilenme Makaleler kitabında. Bu konuda değişimleri de dikkate alarak yeniden düşünmenin ve bu hükümlerde bir değişiklik yapmanın bir zorunluluk olduğunu söylüyor ve devamlı diyor ki zaten ayetler de buna müsait ki biraz önce Yahya Hocam biraz sonra şey yapacak bu konuda onların iddialarını detaylı bir şekilde. Mesela zaten ayetlerin de yapısı buna müsaittir, böyle düşünmemizi gerektirmektedir. Ve diyerek mesela çok da ilginç bir örnek verir, der ki kocası ölen bir kadın çocukları varsa mirastan 1/8 alırken çocukları yokken 1/4 alır. Bakınız bu bile duruma göre değişiklik olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu bütün buradaki ifadeleri zamana, şarta göre düşünmemiz gerektiğinin önemli bir göstergesidir diyor. Ve öte taraftan şunu söylüyor. Siz ayetlerle oynamayın. Tamam, ayetler orada olduğu gibi kalsın. Ama hayattayken kitabın yapmış olduğu, yani en azından bu şekildeki bir tasnife uymayın. Ayetleri değiştirmeyin ama hayattayken bir takım vasiyetlerle bu pürüzü halledin diyor. Zaten Müslümanlar bunu bu şekilde hallediyorlar diyerek de yani Kur'an'daki bu zaafın mesela aslında... Mesela vasiyet diye bir şey yok biliyorsun şeyde. Yani vasiyet konusu, bugün biz vasiyet derken algıladığımız konu da Kur'an'a ve Resulullah'ın uygulamasına %100 aykırı, mirastan mal kaçırma dışında bir anlamı olmayan bir yapıdır ki kabul etmeyen tek mezhep yok. Niye? Çünkü bir insanın mirasçılarına kızdıktan sonra malını ondan almak çok kolay. Bir de cennet vaat ederseniz adama, o da kolay. Malını almanın çok kolay bir yolu. Hadi bunu kabul eden, hep bütün mezhepler kabul eder ama mezhepler şunu da söyler. La vasiyete li varisin. Mirasçıya vasiyet yoktur derler. Şimdi bu onu da değiştirmiş değil mi? Evet. Mirasçılara vasiyet ederek bırakıyorlarmış. Evet. Yani batı hukukunda yapılır bu. İslam hukukunda olmaz. Evet. Yani, mirasçı mirastan mahrum etme diye bir olay da yoktur İslam hukukunda. Ama batıda vardır. Genel itibariyle sonuç bu. Bunun bence en önemli tarafı bugün ister tarihselci diyelim, ister Kur'an'ı ön plana çıkartan olsun, ister gelenekçi olsun, şu olsun bu olsun, şu veya bu şekilde artık çok kişi tarafından dillendiriliyor olması. Yani evet kardeşim, burada bir sıkıntı var ve bu giderilmelidir diyerek bu yaklaşımı bugün kadın erkek birçok insanın günümüzde benimsediğini görüyoruz maalesef. Evet, yani hem şey, ben Müslümanım diyor, hem de bakıyorsunuz ki Allah'ın emirleri eğer keyfine uymuyorsa çok rahat bir şekilde oradan başka tarafa geçebiliyor. Zaten imtihan odur, dünyayı ahirete tercih.
Bir insan aman benim konumum sarsılmasın, bulunduğum makamı kaybetmeyeyim diyerek Allah'ın ayetlerini ikinci sıraya atarsa işte imtihanı kaybetmiş olur. Aman işte maddi durumumuz, işlerimiz, işte problemlerimiz aman falan diyorsa kaybeder. İşte dünya budur yani. İmtihan esasen Cenab-ı Hakk'ı her şeye tercih edip etmeme imtihanıdır. Allah'ı ikinci sıraya koyduğunuz an Allah'la ilişkiniz biter. Allah'ın emirlerini, yasaklarını ikinci sıraya koyduğunuz an ilişkiniz biter. Yoksa lafta herkes kendini mümin sayar. İblis bile Kur'an-ı Kerim iki ayetinde inni ahafullah der yani. Ben Allah'tan korkarım der. Senin lafından olmaz ki. Ya şeyin Araf suresinin 30. ayetinde bütün sapıkların kendilerini doğru yolun ortasında gördükleri ifade edilir. Bizim görmemiz önemli değil. Allah-u Teala görüyor mu? Şimdi bir de bu şimdi Fatih'in anlattığı miras meselesine bir ilmi kılıf verenler var. Yani Kur'an-ı Kerim'e biz uyuyoruz ama ayetlerde şu var diyerek bir ilmi kılıf verenler var. İstersen hiç isimlerden bahsetmeden onu bir sen anlat Fatih, şey Yahya. Evet bu hani konumuz tabi esas itibariyle tarihselcilik. Yani tarihselcilik neydi? Bir metni kaleme alındığı dönemin o zamanın, o mekanın şartlarına göre değerlendirip ona göre okumak. Yani şu an görüyorsunuz bizim arkamız, sağımız, solumuz her taraf kitap. Bunlar çoğu fıkıh kitapları, işte hadis kitapları falan da var. Yani siz herhangi bir fıkıh kitabını okuduğunuz zaman, yani bir Hanefi fıkıh kitabı Mebsut'u veya Şafii fıkıh kitabı Muni'yi veya Mecmu'u okuduğunuz zaman ne bakış açısıyla okuyacaksınız onu? Yazarı kim? İşte Serasi, öbürünün yazarı Hatip Eşşirbini veya Nebevi. Nebevi kendi döneminde yani yaşadığı çağda oluşmuş ilmi birikimi kaleme almıştır. Kendisinin yaşadığı özel şartlarda buna dahildir. Çevresindeki her türlü ilmi gelişme buna dahildir. Siz o kitabı okuduğunuz zaman bileceksiniz ki o dönemin görüşlerini ve şartlarını yansıtıyor. Şimdi bu fikri alıp bir de Allah'ın kitabını uyguluyorlar. Yani diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de neticede 610 yılında nübüvvetle ve risaletle görevlendirilmiş olan Muhammed Aleyhisselam. O cümleyi niye söylüyorlar? Evet, bunu yani onu kalkıp buna getiriyor. 632 yılına kadar. Yani nübüvvet ve risaletle görevlendirilmiş kelimesine öyle olduğunu iddia eden demeleri lazım dürüst olmaları için. Ama Müslüman sonuçta bunu söyleyen ya. Mecbur tabii ki. Yani Müslüman olduğunu iddia ediyor. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de o dönemin yani 610-632 yılları arasında Mekke ve Medine'de ve onun çevresinde yaşanan sosyal, siyasi, askeri, ekonomik hayatın bize bugün metin şeklinde sunulmuş bir hali kısacası. Yani Cenab-ı Hak biraz önce okundu baş tarafta. O gün yaşanan sorunlara cevap olsun diye tarihin belli bir döneminde söylediği sözlerdir. Bugün için ne? Ya bugün sen karşına işte Nisa suresinin mirasla ilgili ayetleri geldiğinde yapacağın şey kendini o döneme taşımak. Mekke ve Medine'ye götürmek. O günün şartları çerçevesinde bu ayetleri anlamak. Sen 2016 yılında kalkıp Kur'an-ı Kerim'i sanki bugün inmiş gibi okur ve bugüne bir çözüm sunuyormuş gibi değerlendirirsen hata etmiş olursun. Tarihselcinin temel iddiası budur. Kur'an 610-632 yılları arasındaki sorunlara çözüm sunmuştur. 2016 yılında, 2020-40 ilerleyen yıllarda Kur'an bize bir çözüm sunmayacak. Çözümü biz başka yollardan bulacağız. Ve bunu İslam adına, Müslümanlık adına söylüyorlar. Yani İskoç gayrimüslim biri tarafından yazılmış olanları biz ne dedik ya? Böyle şeyler söylenir mi ya? Bir Müslüman bunu asla söyleyemez zannediyorsunuz ama maalesef söylüyorlar. İşte gördünüz yani bugün bir tefsir hocası, bir meal yazarı, tefsir çalışmasına devam eden ilahiyatçılarımız bugün aynı görüşü daha değişik, daha yumuşak sözlerle ifade ediyorlar. Özeti ne? Kur'an bugüne ait bir çözüm sunmaz. Siz Kur'an-ı Kerim'i işte Fatiha'sından Nas'ına kadar okuyup da 2000'li yıllarda ortaya çıkmış olan sorunlara çözüm bulamazsınız. Baştan yanlış yapıyorsunuz. Zaten siz buna kitap muamelesi yaptığınız an
düğmeyi baştan yanlış ilikliyorsunuz. Ondan sonra diyor sizin doğruyu tutturmanız mümkün değil. Niye? Çünkü bu sizin bildiğiniz gibi bir kitap değil. Bu hitap Allah'ın o döneme ait, o döneme sınırlı kalmak kaydıyla söylediği sözlerden ibarettir. Hitapla kitabın farkı ne? Onu da bir izleyicilerimiz... Onu belki Fatih Hocam... İzleyicilerimiz bir şey yapsın tabii. Yani. Niye hitap, niye kitap? Aslında onu şöyle ifade ediyor hocam. Diyorlar ki elimizdeki bu ilahi mesaj gökten indiği ya, kadar... İlahi kelimesini kullanmasınlar keşke. Ya. Bu başka bir şey söylesinler yani. Allah'a ait olduğu iddia edilen kitap desinler. Evet, ya da bir şey metin desinler. O gökten indiği kadar yerden bitmedir diyorlar. Yani hem gökten inme hem yerden bitme. Yukarıdan yağmur yağdı, alttan ot bitti. Yani. Şunu kastediyorlar. Yani diyorlar ki aşağıda bir takım olaylar oluyor. Bir takım talepler oluyor. Bir takım beklentiler oluyor. Tartışmalar oluyor. Aşağıdakiler yukarıdan gelecek mesajı şekillendiriyor. Dolayısıyla bu Allah'ın kurguladığı, ben bu kelime... Orada o sorun olduğu için o ayet indi. Yoksa ayetin inşa falan yok. Yani ben o sorunu çözmek kelimeleri için. Şöyle tasarladım, şöyle yaptım, birbiriyle bağlantılı olarak bunları hazırlayıp aşağıya gönderiyorum ve alın bunu şey yapın, tahlile tabi tutun ve buradan çözüm üretin değil de aşağıdaki bir takım sorunları çözmek, bazen oradaki sorulara cevap vermek, bazen orada bir yani tane... Yani günü kurtarma. Tabii öyle, öyle. Yani günü kurtarma. Dolayısıyla bu esasında aşağıyla yukarıdaki arasında bir diyalog, bir metin değil. Beraberce oluşturulmuş bir şey. Yani onlara şöyle söyle susarlar. Evet, gibi. Sen yani, bakma, evet, şunu de tamam. Onun için hani o kitapta... Yani bir nevi işte pansuman gibi yani. Bir yara olmuş, yarayı kapatmak için yapılan acil çözüm. O günü kurtarmaya çalışıyor. Bugüne işte o yüzden hani bir kitap değil, hitap. O güne söylenmiş ve o gün bitmiş o hitabın içeriği. Evet. Bugün farklı bir şeyler bulmamız lazım. Şimdi dolayısıyla o görüşte olanların Kur'an-ı Kerim'in bugün örneğini vereceğimiz miras konusundaki temel yaklaşımları da aslında şu. Fatih Hocam özetlemeye çalıştı. Bir nevi tekrar olsun diye söylüyorum. Evet. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Nisa suresinin 11. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. يُوْسِيكُمُ اللّٰهُ ف۪ي اَوْلَادِكُمْ لِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ Allah Teala miras konusunda erkeklere kızların iki payı verilmesini emrediyor. Yani bir adam ölmüş, geriye bir kızı bir de erkek çocuğu kalmış. Erkeğe iki, kıza bir pay verilmesini Allah emrediyor. Doğru mu? Doğru. Peki bu ayet bugün için de mi böyle? Hayır. İşte diyor yanlış burada. Bu ayetin indiği dönemin şartlarını hani okumamız gerekiyor diyor bizim. Öyle bir öngörümüz vardı. O zaman o bakış açısıyla okuyalım. Tarihselci bakış açısı şunu bize söyler. Der ki Kur'an-ı Kerim nasıl bir ortamda indi? Kadınlara mirastan hiçbir şekilde pay verilmediği, kadınların hep ikinci, üçüncü plana atıldıkları veya tırnak içerisinde söylüyorum, insandan bile kabul edilmediği bir ortamda indi. Erkeklerin mal edinme yöntemi de en birinci sırada savaş ve savaş sonucunda elde edilen ganimetlerdi. Veya ikinci sırada ticaretti ama erkek egemen bir kültürde bunlar hep oluyordu. Erkekler savaşır, erkekler ganimet elde eder. Erkekler ticarete gider, erkekler kazanır. Böyle bir ortamda kadınlara hiçbir şekilde mirastan pay verilmiyordu. Ama işte Allah o günkü ortamda adaleti tesis edebilmek için hiçbir şekilde ata binip savaşa gitmeyen, kılıç sallamayan, adam öldürmeyen gerektiğinde veya yine atına devesine binip Şam'a, Yemen'e, şuraya buraya ticarete gidip de para kazanmayan kadınlara adaleti tesis etmek için en azından erkeklerin yarısı kadar pay vermeyi murad etti. Ve o gün böyle bir adalet tesis etti Cenab-ı Hak. Dolayısıyla bugün kadınlarınla çalıştığı, kadınların da üretime doğrudan katıldığı, ticaret yaptıkları bir ortamda siz hala ikiye birli bir pay yapamazsınız. Bu doğru değildir diyorlar. Dolayısıyla tarihselci bakış açısına göre ayetler o gün için doğruydu. Doğru bir paylaşımı öngörüyordu ama siz bunu 7. yüzyılda bırakmak durumundasınız. Bugüne farklı bir şeyler söyleyeceksiniz. Bugün kadınlarda erkeklerle eşit bir hayat yaşadıkları için mirasta da baba öldüğü zaman
kızına ne veriliyorsa erkeğine de o verilecek. Ama bu tarihselci bakış açısının dışında kendilerini tarihselci olarak sunmayıp Kur'an'ı öne aldıklarını söylüyorum. Kur'an'ı temel alan hocalarımız da benzer görüşlerle ayetleri algılayabiliyorlar. Fakat onlar dediğimiz gibi ayetleri tabii ki kendilerine temel aldıkları için buna bu görüşlerini ayetten de dayanak gösteriyorlar. Mesela diyorlar ki evet 11. ayetini Nisa suresini temel alırsak biz kızlara erkeklere göre yarım hisse pay vermemiz lazım. Ama bu diyorlar eksik bir okuma olur. Niye? Birincisi tarihsel şartlar evet Kur'an bir devrim yapmıştır. Kadına mirastan hiçbir şekilde pay verilmeyen bir ortamda en azından yarım pay vererek anormal derecede bir yenilik getirmiş. Muazzam bir yenilik getirip kadının konumunu yükseltmiştir. Ama yani bunlar bu tarihselcilerle altyapı açısından ittifak ediyor. Tarihsel ediyoruz. Bakış açısı noktasında ittifak. Aynen, ama evet. Bir de onlardan farklı olarak diyorlar ki Nisa suresinin hem 7 hem de 32. ayetlerinde bu oranların değişmez oranlar olmadığını da biz anlıyoruz. Yani o gün için oydu ama bugün için şu 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 olabilir görüşünü temellen. Diyorlar ki mesela Nisa suresinin 7. ayetinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki estağfirullah. لِرْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ Erkeklere anne ve babalarından ve yakınlarından kalanlar, yani onlara bıraktıklarından bir pay vardır. Nasibun. Bu Arap dili açısından nekre bir ifadedir. Tercüme ederken bir pay. Yani o belirsiz bir paydır. Yoksa rakam olarak bir pay demek değildir. Yani anne ve babadan erkeğe sadece bir pay var değil. Bir pay vardır. Ne kadar? Onu Allah daha sonra açıklayacak. Ayet devam ediyor. Velin nisai kadınlara da vardır. Kızlara da vardır. Ne? Nasibun. Yine bir pay vardır. Neyden? Mimme terakel validani vel akrabun. Anne ve babalarından kalan mallardan ve yakın akrabalardan, yakınlardan kalan mallardan kadınlara da bir pay vardır. Bakın. Bir erkeğe, bir kadına. Demek ki diyor 11. ayette erkeğe iki, kadına bir her zaman için genel geçer bir prensip değilmiş. Anne ve babadan bir pay erkeğe, bir pay kadına. İşte bu Allah'ın aynı zamanda bu ayetteki de emri. Hem de ayet diyor ki devamında mimma galle minhu ev kesura. Azdan veya çoktan. Şimdi bunu da çok değişik bir şekilde aynen alıntıdan şöyle okuyayım. Ya verdikleri meali bir okumaktım. Evet, mimme kalle minhu evkesur. Şöyle, azdan ya da çoktan. Yani mal az kalmış ya da çok kalmış o, önemli miras değil. Miras kalan malla alakalı. Evet, evet, bu şimdi birinci bakış açısı. Deniyor ki bakın, önce kalle minhu evkesur. Az olsun, çok olsun bu pay verilir. Bakın diyor, azdan çoğa doğru aslında bir İlerleme olduğunu görüyoruz biz bu ayette. Çoktan aza doğrudur. Mimma kesura minhu ev kalle değil. Ya ne fark eder değil. Kalle minhu ev kesura. Az veya çok. Bu şu bakış açısıyla da okunabilir. Azdan az verin, çoktan çok verin. Olabileceği gibi. Tövbe estağfurullah. Olabileceği gibi şimdilik az olur ama gelecekte şartlar uygun hale gelince çok da olur bu paylar. Vay 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 vay. Yani kadına zaman gelir ikiye birli taksim yaparsınız. Zaman gelir ikisine de eşit pay verirsiniz. Zaman gelir kız kardeşe erkek kardeşten daha fazla da pay verirsiniz. Bu evet hükmün değişebileceğini göstermesi bakımından diyorlar önemli bir veri bizim yani için. Kur'an'ı kendilerine uydurmaya çalışıyorlar ama uyması mümkün değil ki. Yani bu ayetleri aslında hani illete dayalı olarak okumanın da önemini gösteriyor deniyor bizim için. Yani ayette illet, illet işte nerede varmış o illet? Şeye baktığımız zaman yani diyor biz. Sebep demek yani. Evet yani ayetlerdeki biz şeyi okuduğumuz zaman hem Nisa 11. ayeti hem 12. ayeti Cenab-ı Hakk'ın miras paylaşımında esas maksadının aslında makasıdı şeria açısından tabii okunuyor bu. Maksadının adaleti en güzel şekilde yerine getirmek olduğunu anlıyoruz.
O günün neresi, şartlarında. Neresinden anlıyorlarmış onu? İşte o çıkıyor bir şekilde. He, çıkmış ha. O gün için adalet en güzel o şekilde yerine getiriliyordu. Bugün için adalet nasıl en güzel şekilde yerine getiriliyorsa o şekilde. Yeri gelir eşit olur, yeri gelir kadın fazla alır. İstersen ben yani sana... Eşit olmak da zorunda değil. Bak şimdi sen kendini bir an için onların yerine koy. Onları gerçekten savunmaya çalış. Şey değil yani bak bir an için. Hatta Fatih de yapabilir onu. Sen yapma, sen boş ver. Söyleyeceğini söyledin. Şimdi bak. Bunlar dediler ki o toplumda kadınların bir şeyleri yoktu değil mi? Evet. Tamam. Peki bu sure indiği zaman bu surenin ilk muhatapları o toplumda doğup büyümüş insanlar değil miydi? Hı? Evet. Bak burada diyor ki anne baba ve en yakınların bıraktıklarından. Baba demiyor. Onlara göre babası demesi lazım değil mi? Çünkü annenin nesi var ki? Niye anne baba diyor orada? O zaman çıkar bir tane şey Ebu Cehil dalga geçerdi. Ya o da nereden çıktı derdi. Şimdi bu bir. İkincisi. Bak 11. ayetin sonunda zaten burada nasiben mefruda ona hiç değinmişler evet, mi? Evet değinmişler. Bu nasiben mefruda hani Allah tarafından belirlenmiş olan paydır bu ifadesi 11. ayette yapılacak olan paylaşımları değil. Daha önce kadınlara hiç verilmeyen ama artık bu ayetlerle birlikte kadınlara da verilmesi gereken payı ifade eder. Demek ki 11. ayet hiç okumamış bunlar hayatta. Yok ya 11. ayet başka. Bu ayet sadece kendi içerisinde nasıl ben... Neyse sen şimdi az önceki okulda... savunmaya karşı bir şey diyor musun? Onların yerine koy dedim kendini. Bir şey evet şimdi şöyle savunabileyim. Yani bu ayetler zaten Allah'ın hani kadınların da geriye mal bırakabileceğini söylemesi bakımından önemli. Ama öncesine dair bir bilgi edinemeyiz. Yani bu ayetler ışık mı? Yani demek evet. ki bu ayetler indikten sonra büyümeye başlayanlarla ilgili o zamana kadar evet, bundan sonraki yeni Müslüman şey. Olanlar evet. ondan sonra Müslüman olacaklarla ilgili o zaman ama o zaman tarihselcilik kalmıyor ki. Tabii yok zaten bunu söyleyenler tarihselci iddiası olanlar değil. Ha, iyi, tamam. Sadece uyuştukları açısından hani aynı görüşleri ileri sürüyorlar. Şimdi bak bir de nasiben mefruda'ya ne dedi? Evet nasiben mefruda hani Allah'ın artık belirlediği bu pay yani kadınlar da mirastan pay alsınlar. Şimdi Allah tarafından evet. onlara da bir pay verildi artık. Bak farz eskiden hiç alamıyorlardı. Farz kelimesinin Arapça şeyi kesmek. Şimdi şunu böyle kesiyorum. Ayırdım. Şimdi ikisi birbirinden ayrı birer parça oldu mu? İşte kesilmiş yani belirlenmiş belirli paylar demektir nasiben mefruda. Belirlenmiş paylar. Peki hani Kur'an-ı Kerim'in ayetleri birbirlerini açıklar ya. Mafrut kelimesinin açıklaması 11. ayette var. Şimdi burada ben bu arkadaşların isimlerini söylemedim ki inşallah kendi şey yaparlar düzeltirler. Çünkü bu bir şey olabilir. Birilerinin zihin karıştırması olabilir. Bunu biz de çok yaşıyoruz. Biliyorsunuz yanlış öğrendiklerimizi yıllar sonra düzeltmeye çalışıyoruz. Kolay değil o. Bak şurada 11. ayetin sonunda şöyle diyor Allah. Âbâukum ve ebnâukum. Âbâukum babalarınız. Babalarınız derken anne de girer Arap dilinde. Çünkü zaten validan dedi, anne baba dedi yukarıda. Ve ebnâukum oğullarınız bu kelimenin içine kızlar da girer. Çünkü ayette kız ve erkek ayrımı var. Yani Arap dili böyledir yani. Dilin ifade tarzı bu. Diyor ki Allah, la tedurun, siz bilemezsiniz. Yani ben burada payları verdim ya, bu paylaştırma sizin yapabileceğiniz bir şey değil diyor. Neyi bilemezsiniz? Eyyuhum akrabu nef'a. Leküm nef'a. Eyyuhum akrabu leküm nef'a. Tabi leküm olmadan olmaz, doğru. Eyyuhum onlardan hangisi? Anneniz mi, babanız mı? Oğlunuz mu? Oğlunuz mu, kızınız mı? Hangisinin size faydası daha fazla olur?
bunu bilemezsiniz diyor. Siz bunun hesabını yapamazsınız diyor. Sonra? Ondan sonra diyor ki öyle olduğu için feridaten minallah. Allah tarafından belirlenmiş paylardır. Bu payları siz belirleyemezsiniz diyor Allah. Tamam mı? Şimdi aynı kelime, şimdi üç, yani sayfanın üçüncü satırına gidelim. Nasiben mefruda. Feridaten minallah. Bak mefrut kelimesi, faride, evet. Faride kelimesi Arap dili bakımından fail veznindedir. İsmi fail, ismi meful olur. Evet. Yani mefrut manasına, evet, da gelir. Dolayısıyla yani orada anlatılan paylar bunlar olması lazım. O kelime aynen lazım. Burada başka bir kalıpta tekrarlanmış. Yani belirlenmiş pay. Belirleyen kimmiş? Cenab-ı Hak. Allah. Siz bilemezsiniz dedi. Siz bilemezsiniz dediğine göre. Biz belirleyemeyiz şu an. Hayır, siz bilemezsiniz dediğine göre. Bunu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mi belirlemiş? Yok, tabii ki. Siz kelimesinin içine o girmiyor mu? Tabii. Hangisinin fayda bakımından size daha, yani hangisi daha faydalı siz bilemezsiniz. Yani faydanın orantısını belirleyemezsiniz. Şimdi bakın, kadınlar genellikle hayatlarının şöyle 20 yaşına kadar, şimdi son zamanlarda evlenme yaşı biraz uzadı ama ortalama, ki eskiden 20 yaşında kimse bekar kalmazdı. Birkaç tane de çocuğu olurdu, evet, o saat, o da. O zamana kadar babasının evinde kalır. Ondan sonra kocasının evine gider. Ama erkek sürekli babası ile yakın ilişki içerisindedir. O zaman da bugün de, yani falan yere gitse bile irtibat devam eder. Yani kadın gider bir başka aile içerisinde onunla kaynaşır. Onun için ondan doğan çocuk o ailenin soyunu devam ettirir. Ama oğlandan doğan çocuk bu ailenin soyunu devam ettirir. Peki biz nedir? Peki anne? Acaba annem mi bana daha faydalı, babam mı? Altı, ben şu kadar zaman karnında taşıdı, şey, büyüttü, tamam, doğru. Hiç şüphe yok. Elbette. Onun için bakın mesela işte baba mesela burada diyor ki eğer diyor bir kimsenin çocuğu yoksa mirasın üçte biri annesinedir. Üçte ikisi kime? Babaya. Anne baba mirasçı olursa. Yani şimdi siz, tamam, anneniz besledi büyüttü ama günlük hayatınızda her konuda size hangisinin, elbette ikisi de faydası var ama hangisi daha faydalı onu siz tespit edemezsiniz. Kim tespit eder? Allah tespit eder. O zaman öyleyse şimdi bu insan, o işte tabii bu kişiler Kur'an-ı Kerim'i önemsemeyen kişiler değil. Değil tabii ki. Ama öbürleri buna ne diyecekler? Şunu diyecekler, diyecekler ki Muhammed milletin sesini kesmek için böyle söyledi. Yani şimdi gelip de müdahale ederler, öyle değil mi? Gelip derler ki niye böyle yaptın? Ben yapmadım. İşte Allah böyle dedi. Onun için siz anlamazsınız, sesinizi kesin. Onlar öyle diyecekler. Tamam, onları geçtik. Peki bu insanlar şuna lütfen dikkat etsinler. Bakın, feridaten minallah. Bu arkadaşlarımız Arapça bilmeyen insanlar değil. Yani onlar için söylüyorum. Ferida faile veznindedir. İsmi fail ve ismi meful olur. Dolayısıyla ismi fail olamaz burada. Burada ismi meful olur mecburen. Yani mefrut kelimesi. Mefrut anlamında olur. Allah tarafından belirlenmiş demektir. Onun için o, siz Nisa suresinin 7. ayetini dediğiniz şekle hiç asla o anlamı verme imkanı yoktur. Yani bu trilyonda, katrilyonda bir ihtimal yoktur Arap dili açısından. Evet. Peki öbür delillerini? Evet, ikinci delilleri de yine Nisa suresinin, bu sefer 32. ayeti. Deniyor ki, yani siz 11. ayeti 7 ve 32'yi okumadan anlayamazsınız.
Öyle okursanız her zaman sanki ikiye birli taksimin kıyamete kadar geçerli olacağını falan zannedersiniz. Halbuki 7'de diyorlar gördük. Kalle minhu ev kesur az çok yani oranlar değişebilir. Mesela diyor 32. ayette de Cenab-ı Hak buyuruyor ki yine ayetin ortasında lir ricali nasibun. Erkeklere bir pay vardır. Neyden? Min mektesebu kazandıklarından ki buna hem çalışıp kazanma hem miras diyorlar. Velin nisa'i nasibun min miras erkeklerin kazandığı mı? Hayır, miras kazanılan bir şey mi zaten mantık olarak? Ya, miras da kazanılır. Ne gayret gösterirsiniz de miras o zaman öyleyse küçük çocukların hiç miras almaması lazım. Evet. Ya bunu bunu da hiçbir insan söyleyemez. Ya, tam şu ayeti tamamlayayım hocam. Tamam, şimdi bakalım. Erkeklere lir ricali nasibun min mektesebu. Kazandıklarından bir pay vardır. Buna miras da dahil. Velin nisa'i nasibun kadınlara da pay vardır. Min mektesebine kazandıklarından. Bakın nasip nasip ikisi de bir ona bir ona. Yani yine rakamla değil tabii ki yani ayet ama bir pay onlara bir pay bunlara. Ama bu da pay değil yani kazandıklarından bir nasip. Evet. Bu da diyor kadınların da erkeklerle aynı duruma gelebileceklerini göstermesi bakımından illete dayalı bir okuma yapılacağını bize öğretiyor. Peki veselullah min fadlihi ne oluyor? Evet. O kısma da geçiyorlar mı? Yok onu görmedim ben. Yok. Cenab-ı Hakk'ın ikramından evet. İsteyin diyor. İnnallâhe kâne bi kulli şeyin alîm. Ama yani her şeyden diyor. Önemlisi burada Cenab-ı Hak hani çalışıp kazanma suretiyle edinilen malları haber veriyor. Yani kadın kendisi kazanmışsa kendi yani malı kendi mal olması de... gerekmez burada. Bak şimdi Bakara suresinin son ayeti nasıl hatırlar mısınız? La yukellifullahu nefsen. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiç kimseyi kendi gücünün üstünde bir şeyle yükümlü tutmaz. Ondan sonra leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Bu kelimeler aynen burada var mı? Var. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Mirasla ne alakası var? Şimdi olay şu, bakın. وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ Allah'ın birinizi diğerinizden üstün kıldığı özellikler vardır. Kadınların bazı özellikleri vardır ki erkeklerde yoktur. Onlar o yönleriyle üstündür. Ondan dolayı da İnsanların insanlığın gözünde en önemli noktadadırlar. Ali İmran suresi 14. ayette Allahü Teala diyor ki züyyine linnâs hubbu şehaveti minen nisa. Böyle önce kadını koyuyor. İnsanların gözünde yani kadınlara karşı ciddi bir arzu oluşur ki kadınlar da birbirlerine karşı öyledirler. Şimdi diyor ki Allah erkeklerin de onlara göre bir üstünlüğü var diyor. Er-ricâlu kavvâmûne alen nisa. Erkekler kadınları titizlikle korurlar. Şimdi erkeklerin bir üstünlüğü var, güçlü. Kadınları korurlar ne? İşte savaşa gittiği her zaman, savaştan düşman geldiği zaman zarar görecek sadece erkekler değil ki kadınlar da. Ondan sonra efendim bir de mallarından harcamaları var. Onların ihtiyaçlarının karşılanması var. Şimdi erkeklerin bir takım üstün özellikleri var kadınlara karşı. Kadınların bir takım üstün özellikleri var erkeklere karşı. Bu özellikleri veren kim? Allah değil mi? Allah diyor ki velâ tetemennev istemeyin ya. Ey kadınlar erkekler gibi olmayı niye istiyorsunuz? Ey erkekler kadınlar gibi olmayı niye istiyorsunuz? Allah size başka özellik vermiş, onlara başka özellik vermiş. Peki Allah katında üstünlüğün şeyi ne? Diyor ki Allahü Teala her birinin kendi kazancı kendinedir. Kadın bir kişinin kadın olması ne eksidir ne artı. Erkek olması da ne eksidir ne artıdır. Bunlar hazır bulunan şeylerdir. Sen ne yapıyorsun ona bakılacak. Ondan dolayı Necm suresinin kaçıncı ayetiydi? 35. Kaçtı? Necm 53. surede وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى. Kişinin kendi gayretiyle yaptığı şey kendinindir.
Bu ayette söylenen bu. Bunun mirasla uzakta yakının alakası yok. Ha? 39. Ha? 39. ayetiymiş, evet. Yani burada bir de çalışıp kazanma sonucu tabii ki elde edilen mallar. Yani bilmiyorum, miras kazanılmış bir mal mıdır? Yani çalışıp kazanma sonucu elde edilen, edinilen bir mal mıdır? Sonra bak aynı kelimeyi nerede tekrarlıyor? Bu insana Allah kalır yani, dediğiniz gibi çocuktur. Yani hatta anne karnındaki çocuğa bile miras düşer yani. Tabii. Ya zaten ayet yerim, evladı değil mi onun? Anne karnındayken mal mı kazanır bir insan? O anlamda doğru. Kazanılmış hak, tamam yani, ama bundan dolayı sevap falan yani söz konusu değil ki. Olamaz sevapla yani alakalı. Sevapla değil, günahla ilgisi yani 33. yok. 33. ayette mirasla ilgili bir ayet olduğu için akla gelebilir belki yani bağlantı. Gelse de bundan ilgisi yok. Niye biliyor musun? Bak 34. ayette ne diyor? Ricalu. Şöyle anlayalım zaten yani, ona da bir pay var, buna da bir pay var. Hangi oranda bir pay? E o zaman bak Nisa 11-12'ye. Evet. İşte oranlarını o Allah yani belirtmiş. Ay bak şimdi şu şeyde, bu faddalallahu ba'da umala bas kısmı, evet, şeyde tekrar 34. ayette tekrarlanıyor. Hocam bir de şu var. Bakın ben biraz önce söyleyecektim ama şimdi yeri geldi. Şimdi bu ikiye birli paylaşım sadece adam öldü, geriye çocukları kaldı, kardeşler arasında ikiye birli. Her durumda değil. Mesela bakın bir okudunuz ya ayeti. Adam öldü, geride çocukları var. Anne ve babası da hayattaysa babaya ne kadar pay kalıyor? 1/6. Peki babanın eşine yani baba erkek değil mi? Erkek. Anneye ne kadar kalıyor? Ona da 1/6. Yine 1/6 kalıyor. Eşit. Şimdi burada ikiye birliği yok. Bakın devam edelim. Yine aynı şekilde adam öldü. Bu sefer çocukları yok. Kardeşler var. Hayır. Çocukları yok. Anne ve babası sağ. O zaman anneye 1/3, babaya 1/3. Bakın oran değişiyor. Tabii. Burada da eşit olmak zorunda değil. Yani ölen kişinin çocuğu olup olmamasına göre annesi az veya çok mal alıyor. Ya bulunduğu ortamda. Bu işte Cenab-ı Hak demiş oluyor ki ya, bu menfaat payları siz düşünmeyin. Bu feri ya, siz zaten bunu, siz bunu belirleyemezsiniz diyor. Belirleyemezsiniz bunu diyor. Evet yani biraz önce Fatih Hoca da okudu. 12. ayette de bu sefer kocasından ayrılan kadın, kocası ölen kadın çocuğu olup olmamasına göre az veya çok miras alıyor. Orada da oranları değişebiliyor. Yani bu oranlar her durumda farklılık gösterebiliyor ama oranlar farklılıklarına rağmen Allah tarafından belirlenmiş. Bir içtihat sonucu yani, bir değişime açık bir şey değil yani. Ama ben burada istersen bak, bu şimdi bu şahıslar yanlış falan neyse çok iyi niyetli bir şekilde böyle bir şey yapmış olabilirler. Ama geleneğin inanılmaz yanlışını ben şimdi size söyleyeyim. Bakın cevabını siz verin. Mezheplerde şu vardır. Bir kimse öldü. Sadece bir tane kızı var. Başka da mirasçısı yok. Kızı malının yarısından fazlasını alamaz. Yarısını kız alır. Gerisini de onun erkek akrabası alır. Bu erkek akraba hiç hayatta hiç görmedikleri bir kişi de olabilir. Allah menfaat meselesinden bahsediyor. Hayatta hiç görmedikleri kişi de olabilir. Şimdi bu böyle, bu ittifakla kabul ediliyor. Yani şimdi bu arkadaşlar işte şu kelimeler şu manayı vermiş, bu manayı vermiş dedik. Evet orada büyük bir hata yapmışlar, doğru ama mezheplerin ittifakla yaptıkları bununla kıyas kabul etmeyecek şeydir. Şimdi bak, ölenin bir tek kızı olduğunu düşünün ve şu ayeti dinleyin. Bunun için alim olmaya lüzum yok. Nisa suresinin son ayetini açıyorum. Şimdi şu mealden okuyacağım. Senden fetva istiyorlar. De ki, Allah size kelale, babasız ve çocuksuz kimsenin mirası hakkında hükmünü açıklıyor. Çocuğu olmayan bir kişi ölür de, bir tek kızı olan kişiye çocuğu olmayan denir mi? Ayette de denmez. Çünkü ayette o velet kelimesi kullanılıyor.
Nisa 11. ayette kıza da erkeğe de velet kelimesi. Velet bizim Türkçe'de farklı manadadır ama Arapça'da çocuk manasındadır. Diyor ki, yani mealden okuyorum yani. Çocuğu olmayan bir kişi ölür de kız kardeşi bulunursa, bıraktığı malın yarısı onundur. Kız kardeşi ölür ve çocuğu da bulunmazsa erkek kardeşi ona varis olur. Kardeşin varis olmasının şartı ne bu ayette? Çocuk olmaması. Yani anlamak için alim olmaya gerek var mı? Bu kadar açık hükme rağmen sadece ve sadece Abbasileri Resulullah'ın mirasçısı sayıp onları Ehl-i Beyt demek için mezhepler ittifakla bu ayetleri saptırmışlardır. Yani görmemişlerdir. Kur'an-ı Kerim'e göre bunu görmemek tam bir kafirliktir. Hiç kusura bakmasınlar. Bakın, sırf Abbasi otoritesi sarsılmasın diye ayet ortadan kaldırılmıştır. Bugün bütün Şia'da ile ilgili hükmü bilmiyorum. Olmaması gerekir orada. Ama Sünni mezheplerin tamamında bir insanın şey olur, sadece bir kızı olursa mirasının yarısını işte kız kardeşi varsa kız kardeşi alır. Erkek kardeşleri varsa onlar alır. Kızı erkekliyse ikili birli paylaşırlar. Ya ayete %100 aykırı, nasıl yapıyorsunuz bunu? Bu ayete ben meal vermedim, dikkat ediyor musunuz? Okudum sadece, verilen meali okudum. Hani birisi çıkar der ki sen kendine göre meal verdin. Sanki bu yeni bir şey değil ki. Ve bugün bunların yaptığı İslam sayılıyor. Daha da öteye. Yine bugün bütün mezheplerde şu vardır. Diyelim sizin iki tane oğlunuz var. Bir trafik kazası oldu. Oğlunuz sizden bir dakika önce öldü. Oğlunuzun biri. Birisi hayatta. Sizden bir dakika önce ölen oğlun mirasının altıda birini siz alırsınız. O oğlun eşi var, çocukları var. Onların elindeki mirasın bir kısmı gelir bu şeye, babaya. Babadan da öbür kardeşe geçer. Ama babanın mirasının tamamı yaşayan kardeşe verilir. Ölen kardeşin mirasının altıda biri dahil hepsi verilir. Öbürüne de dede mahrumu derler. Burada da maalesef ne ayete ne de hadise uyulmuştur. Bunu kurtarmak için kanun çıkarırlar, bilmem ne yaparlar. Sanki Allah'ın hatasını düzeltecekler. Bu da bugün İslam aleminin temel problemlerindendir. Dersin başında çocukların evlendirilmesi falan. Hepsi her taraf problem ya. Hangisi düzgün ki? Ne taraf düzgün ki? Allah'ın bu kadar açık ayetlerine rağmen ve bu mezhepler, hangi mezhebe gitseniz Kur'an'a uyma konusunda hiç şeyleri var mıdır? Baş tacı değil mi? Bir numara. Hani fiilen? Ve şimdi esas ilginç olanı şu. Nisa suresinin 13. ayet. Bakın orada ne diyor Allah? Hatta 12. ayette diyor ki, bak payları belirledikten sonra diyor ki tilke hududullah. Bunlar Allah'ın çizdiği sınırlardır. Yani buraya kadar anlatılan bütün hükümler. Allah'ın sınırlarıdır. İşte burada şu şeyi de hani söylemeden geçmeyelim. Bu hani miras paylarının bugün itibariyle değişebileceğini söyleyenler şu şekilde anlıyorlar. Diyorlar ki yani Allah'ın burada belirlediği sınırlar en alt sınırdır. Haddi ednadır.
Yani burada belirlenen paylardan daha azını vermeyin. Yoksa yukarısını tabii ki verebilirsiniz. Peki güzel. Dün akşam konuşuyorduk. Evet, onu zaten öyle bir orta yaptım ben şimdi ceza alanına doğru. Bakalım gol gelecek mi? Yani en alt pay 2'ye 1'lidir. Bundan daha az vermeyin kızlara. Ama niye? Eşit peki, veya fazla kızın payı mı diyor? Öyle mi? Şimdi sen dün akşam bir şey söylüyordun. Neydi onu, bu haddi edna kabul edecek olursak. Yani eğer burada bu en alt sınır kabul ediliyorsa, yani kıza 3'te 1'den daha az verilmemesi kabul ediliyorsa, o halde haddi ednaya göre erkeğe de 3'te 2'den daha az verilmemesi lazım. Tabii. Yani madem en az sınır, erkek için de en alt sınır olur. Neye nasıl değil? Sonra sınırın alt üstü olur mu? Sınır kardeşim ya. Evet. Türkiye'nin yani güney işte sınırı başka, kuzey sınırı başka ama bu ülke bu sınırlar, evet, içerisinde. Yani haddi ednaya göre kadınlar şöyle diyebilirler. Yani en azını bana yarısını ver. Dolayısıyla bundan daha azı olmaz. O zaman erkekler de ya Allah 2'ye 1 demiş. En az sen 2'ye 1 bana ver de. Gerisi sen verme olsun diyebilir yani bu görüşe. Niye eşit veriyorsun? En az payım benim 2'ye 1'li olmalıysa en az bunu ver bari. Fazlası o da işin şaşırtmacası değil mi? İşte ondan buradaki sonra hududullahı da alt sınır olarak algılıyorlar. Yani bunlar Allah'ın alt sınırlarıdır. Ama Allah ne diyor burada? Ve men yut'illâhe ve rasûlehu. Kim Allah'a ve Resulüne, yani kitapta yazılanlara itaat ederse, yudhilhu cennâtin tecrî min tahtiyel enhâru hâlidine fîhâ, içinden ırmaklar akan bahçelere onu sokar. Cennetlere. Ve zâlikel fevzül azîm, bu büyük bir kurtuluştur. Peki Allah ve Resulü, yani Allah ve Allah'ın kitabı koydu, şunları belirlemiş. Ona uyarsan bu. Ve men ya'sillâhe ve Resûlehu, kim Allah'a isyan eder, yani Allah'ın kitabına aykırı davranış gösterirse, ve yeteaddâ hudûdehu, koyduğu sınırı aşarsa, ikili birden daha fazla verir. Yudhilhu nâran hâliden fîhe, onu da hiç ölmemek üzere kalacağı bir ateşe sokar. Ve lehu azabun muhin, onda alçaltıcı bir azap vardır. İslam alemi bak bu sınırları tarumar etmiş. Dünya. Şu anda alçaltıcı, insan diğer insanlıkla karşılaştırırsanız en kötü durumdadırlar. Çünkü cezayı veren Allah'tır, başkası değil. Şimdi burada birkaç kelime daha ilave edelim. Bakın, kadın hayatının yarıdan azını babasının ailesinde, diğerini kocasının ailesine geçirir. Kadın evlendiği zaman kocasından mehir alır. Kur'an-ı Kerim'in emridir bu. Efendim almamış, bağışlamış. Bağışlayabilir. Miras kalan malı da bağışlayabilirsiniz. Yani bu bağışlama bir şey değil ki, bağışlayabilir ama alır. Sistem budur. Erkek karısına bakmak zorundadır. Ama kadın kocasına bakmak, ailenin geçimini yapmak zorunda değildir. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'in tamamında kadın korunur. Çünkü kadın çok değerli bir mücevher gibidir ayet-i şeye göre. Âl-i İmran suresinin 14. ayetine göre. Onu çok dikkatle korumak gerekir. Zaten kadının korunmadığı yeri ben şeye benzetiyorum. Yani elektrik sisteminde kontak yapmasına. Kontak yaptı mı tüm sistem çöker. Kadın da eğer mesela dikkat edin, elektrik sisteminde elektrik yüklü kablo dikkatle korunur. O gelen elektrik yüküne göre dışında şey yapılır, bir koruma çemberi oluşturulur. Aksi takdirde şerare yaptı mı tüm sistem çöker ve hiçbir aleti çalıştıramazsınız. Kadın da gereği gibi korunmadığı zaman toplumlarda sistem çöker. Bakın Batı'da sistem çökmüştür. Nesilleri bitti. Onun için Batı'nın en büyük zaafı budur. Kadının korunmadığı yerde bu işler, ama kadını Kur'an-ı Kerim'de Allah muhsana diye tanımlar. Ne demek? Şey gibi kalenin içindeymiş gibi korunan. Ama erkeğe muhsin der, koruyan. Erkek korunan değildir, koruyandır. O korumasına karşılık da bir şey alıyor. Çünkü yediriyor, içiriyor, mirasını şey veriyor. Çocuklarına o bakıyor. Şey olarak, maddi olarak. Ondan sonra mehrini veriyor falan. Yeri geldiği zaman savaşa da gidiyor. Tek olay o değil. Şimdi bütün bunları birleştirdiğiniz zaman matematiksel bir hesap yapın. Kadın daha fazla alır. Yani Kur'an-ı Kerim'de kadınla ilgili hükümlere baktığınız zaman
daima pozitif koruma vardır. Çünkü zaten ondan dolayı Allah muhsana demiştir, korunmuş. Ama işte siz burada gördüğünüz gibi nasıl batıda kadın şey yapılmış, değersizleştirilmiş de kendilerini Müslüman kabul eden insanlar da bu konuda batıyı taklit ederek, daha önce derslerimde defalarca söylemiştik, işte kadının boşanma hakkını elinden almışlar, erkeğin boşanma hakkını kuşa çevirmişler, kölelik ve cariyeliği icat etmişler ve İslam işte az önce mirasla ilgili kısımlarda söyledik. Şimdi aslında yapılacak şey budur. Ama bu insanlar mevcut fıkhı Kur'an'ın bir sonucu zannediyorlar, değil mi? Sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Yani bunların hepsine de bu yanlışları teker teker göstermek lazım. Allah'a şükür elimizden geldiği kadar göstermeye çalışıyoruz ama bu çalışma o kadar büyük ki çok büyük bir araştırma merkezine ihtiyaç var gerçekten. O kadar çok problem var ki hangisini elimize atıyorsak elimizde kalıyor. Ve bizim yazdıklarımız şu andaki Süleymaniye Vakfı'nın yayınları olanların çok küçük bir parçasıdır. Neden? Çünkü onları vakit bulamıyoruz. Çok sayıda elemana ihtiyaç var ki onlar da bunları ortaya çıkarsın. Bütün dünyaya bu dini doğru bir şekilde anlatalım. Allah yardımcımız olsun. Yani son olarak şunu söyleyeyim. Kur'an'ın açıklanması ilmi kaybolunca artık Kur'an-ı Kerim, zaten Kur'an hem o ilim kaybedilmiş, hikmet ortadan kaldırılmış sahabeden sonra, hem din siyasilerin emrine uydurulmuş. Bugün de siyasilerin emrine uydurmak için birbiriyle yarışan hocalar maalesef görüyoruz sürekli. Hiç değişen bir şey yok. Yani kim güçlüyse o ilah, öbürleri onun karşısında kayıtsız şartsız itaat ediyor ama ikisine de sorsan Allah'ın, Allah'tan başkasını itaat etmeyen şeyler. Onun için gerçek manada Allah'a kul olmamız lazım. Allah'ın emri varsa gerisi tamamı ikinci sırada yer alır. Efendim bunu yaparsam şu olur dediğiniz an Allah'ın gücüne inanmıyorsunuz demektir. Başkasını Allah'tan güçlü görüyorsunuz demektir. Bu da bir Müslümanın söyleyebileceği bir söz değildir. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun. Allah-u Teala kitabını çok iyi anlamayı ve uygulamayı cümlemize nasip eylesin.